Hepinize merhabalar. Şimdi arkadaşlar, konuşmama başlarken şunu ifade edeyim. 65 yaş ve üstü olanların tümünün listeleri belediye başkanlarımıza gönderildi. Dolayısıyla 65 yaşı aşan ve beldenizde yaşayan vatandaşlarla doğrudan temas kurma imkanı da var. Adresler de sizlere gönderildi. Onlara en azından bu süreçte katkı yapmanız, doğrudan doğruya katkı yapmanız büyük önem taşıyor. Büyükşehir Belediye Başkanlarımızın da böyle bir çalışması var. Sizler de böyle bir çalışmayı yaparsanız bütün CHP'li belediyeler aynı çerçevede ve aynı hedefe yönelik olarak kendi çabalarını pekiştirmiş olacaklar. Böylece vatandaşa, 65 yaş üstü vatandaşa hizmet açısından da büyük bir mesafeyi kat etmiş olacağız. Ben izin verirseniz, tabii bütün arkadaşlarımın özveriyle çalıştığını gayet iyi biliyorum. Ardahan'dan başlayalım alfabetik sıraya göre. En uzak illerimizden birisi Ardahan'la başlayalım. Ardahan karşılaştığı sorun nedir, ne değildir? Hem bu vesileyle kendisini de dinlemiş oluruz. Buyursunlar Faruk Bey. Ardahan'da 12 tane Erzurum'a test için gönderildi. 12'si de çok şükür negatif çıktı. Bugün itibariyle Ardahan'da koronavirüsü ile ilgili herhangi bir bulgu yok efendim. Bunu bilgilerinize arz edeyim. Zaman zaman şahsının da iştirak ettiği çok gezilerle kumanya bırakıyoruz efendim. Bu cihazı yaşlılarımıza vererek herhangi bir ihtiyaç durumlarında butona bastıklarında hem kendilerinin ulaşmak istedikleri telefon numaralarını hem de belediyemize bu butondan uyarı geliyor. O buton aracılığıyla da biz yakınını arıyoruz. O gidemiyorsa belediyemiz olarak hemen yanına gidiyoruz. Biz belediyeler olarak üzerimize düşeni de yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Ancak Sayın Genel Başkanım, takdir edersiniz evde tecrit uygulamaları içinden belediyemizin gelirlerinde de çok ciddi düşüşler oldu. Bununla ilgili dün sizin açıklamalarınızı izledik. Ancak özellikle İller Bankası paylarında birkaç aylık süreyle kesinti yapılmaması bu belediyelerin bu tür hizmetleri sağlıklı bir şekilde yürütebilmesi anlamında büyük önem arz ediyor. Belediyenin de içinde yer aldığı bu oluşumda sanki bu iş belediyenin dışındaymış gibi bir görüntü yaratılmaya çalışılıyor. Verilen telefon numaralarıyla ya da yapılan anonslarla sanki yerel yönetim bu işin dışındaymış gibi. En azından ben böyle hissediyorum. Orkun Bey, az önce ifade ettiğiniz şekliyle bir tablo ortaya çıkarsa CHP gençlik kollarının o 65 yaşını aşan ve 65 yaşında olan kişilerin evlerine ulaşıp bir temas sağlama imkanınız her an olabilir. Gençlik kollarından yararlanabilirsiniz. Onlar da sizin taleplerinizi veya sizin önerilerinizi veya sizin yardımlarınızı bir şekliyle onlara ulaştırabilirler. Yani halen daha orada bir partizan gibi tutulmaya çalışılıyor. Yani maalesef o var. Bu noktada en önemli, onu biliyorsunuz, su konusu hep bu konuda geldi. Biz zaten evlerde su kesiliyoruz. Eskiden beri kesiliyoruz. İnsan diye. Teşekkür ederim Sayın Demirhan. Devam ediyoruz. Biz ayrıca 2-3 ay öncesinde bugün Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan da randevu istendi. Ayrıca İçişleri Bakanlığı'yla da görüşüldü. Sanıyorum bu konuyu dile getirecekler arkadaşlar orada. Hiç merak etmeyin. Buralar bize emanet. Efendim hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Aslında düşündüğüm gibi bütün belediye başkanı arkadaşlarım sorumluluklarının bilincinde daha pek çok karar açıklanmadan kararları kendiniz aldınız, uygulamaya koydunuz. Dolayısıyla
salgınla mücadele konusunda bütün duyarlılıklarınızı hem kamuoyuna hem bulunduğunuz beldede vatandaşlara ilettiniz. Bu bizim açımızdan son derece değerli bir davranış. Zaten Cumhuriyet Halk Partili olmak böyle davranmak anlamına gelir. Zaman zaman belediye başkanlarımızdan merkezi yönetimle yerel yönetim arasında sorunlar çıktığı ifade ediliyor. Bugün arkadaşlarım gittiler ve İçişleri Bakanı ile görüştüler. Seyit Bey ve Bülent Bey gidilip görüşüldü. Bu konuda İçişleri Bakanlığı bir genelge çıkardıklarını ve bu koordinasyonun işbirliğinin önemini vurguladıklarını da bu genelgede ifade ettiklerini bize söylediler. Bizim tabii temel hedeflerimizden birisi şu, ne kadar güzel hizmet yapmaya çalışırsak çalışalım sonuçta bu bir kaynak sorunu ve kaynak sorunun çözülmesi gerekiyordu. Bu konuda da gerek kamuoyuna yaptığımız açıklamalar gerekse özel olarak yaptığımız temaslar sonucu belediyelere gelen kaynakların en azından belli bir süre kesintiye uğramaması çok önemliydi. Çünkü sonuçta bu mücadele süreci içinde insanların hayatını kurtarmak, insanların daha sağlıklı bir süreç içinde yaşamalarını sağlamak gibi bir görev üstlendiniz. Elbette hekimler, sağlık çalışanları ellerinden geleni yapacaklar ama çevrenin korunması, insanların evlerinde daha rahat bir süre içinde yaşamları sürdürmeleri önemliydi. Belediye başkanı olarak sizler elinizden geleni yaptınız. Hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Ankara'dan hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hoşça kalın.